Selamlar sevgili ustalar, ben Valentina. Sizlerle bugün ipek kirpiklerimizin mümkün olduğu kadar uzun süre dayanması için en doğal 3 demet yapma yöntemini öğreneceğiz. Siz ve müşterinizin ipek kirpiklerinize çabuk döküldüğünden, tutmadığından şikayetçiyseniz veya işlem sonunda tararken bile bazı kirpiklerinizin hareket ettiğini ve düştüğünü görüyorsanız üzerinde çalışması gereken bazı noktaların olduğunu anlamına gelir. Kirpiklerimin mümkün olduğu kadar uzun süre dayanmasını sağlamak size tam olarak benim ve müşterimin ortalama olarak sürekli çalıştığım bu 3 yöntemini göstereceğim. İpek kirpik 8 haftaya kadar bile kalabilir ve dayanabilir. Öyleyse kızlar dikkatle izleyin, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. İlk yöntem, ipek kirpimizdeki fazla olan mikro damlayı doğal insan kirpimizi sildiğimiz yöntemdir. Bu videodaki gibi bir kirpiği ayırdım. Doğal kirpiğine bir mikro damlayı yavaşça sildim. Sonra ipeği kök bölgesine yakın bir yere yerleştirdiğimi görebiliyorsunuz. Ve ikinci yöntem yağlamalıdır. Mikro damlamızı yerli, yani doğal kirpimizin ortasından başlayarak sürüp köke yaklaştırıp kirpimizi yaklaşık 0,2 milim girintili bir yere bırakıyorum. Kirpiklerin %100 uzun ömürlü olmasını sağlayacak üçüncü favori yöntemimim ise mikro damlamızı alıp kirpiğe sürüp sonra sabitlememiz. Bu yöntemlerin iyi yanı, öncelikle çalışırken hiçbir zaman kirpiklerini birbirine yapıştırma, karışma sorunu yaşamazsınız. İkinci ise doğal ve yapay kirpikler arasında maksimum yapışmayı sağlanırsınız. Özellikle yavaş yapıştırıcınız olduğunda veya fazladan bir mikro damla aldığınızda bu yöntemler çok işe yarar. Bu şekilde kirpiklerin hızlı çalışmasını, iyi yapışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlanırsınız. Evet, gelelim ilk yöntem. Kirpikleri ayırdım. Şimdi kirpin üzerindeki mikro damlayı silip üstüne yerleştiriyorum. Evet, bakın kirpik temas yapıştırma alanı ne kadar iyi olduğunu görebiliyorsunuz. İkinci yöntem ise kirpiği tekrar ayırıyoruz. Parmağımla yardımıyla nasıl ayırdığımı da dikkat edelim. Kirpiği ayırdım ve ardından ortadan başlayıp yayma yöntemini kullanarak kök bölgesine doğru yönlendiriyorum. Ve hatırlatayım, üçüncü yöntemi ise mikro damlamızı doğal kirpik üzerine birkaç kez yukarı aşağı doğru uygulayarak kirpiklerimizi yapıştırıp iyi ve uzun zaman bir şekilde yapışmasını sağlıyoruz. Evet, ve tutturuyoruz bu şekilde. Görebiliyorsunuz ne kadar mükemmel bir şekilde ayrı duruyor kirpik. Bu şekilde yapınca uzun süre kullanılabilir bir kirpik elde ediyoruz.
Kızlar sonuna kadar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok memnun olurum. Uğraştı mı değsin. Sizi öpüyorum. Kendine iyi bakın. Görüşürüz.